sonucu bu olacak diye düşünüyorum. Peki. Şimdi o zaman hemen Fikret abiye döneyim. Fikret abi, elbette ki senin değerlendirmen de çok önemli olacak meseleye nasıl baktığın, ama şöyle yapalım bence. Aslında bugün olup biteni bir böyle senin elde ettiğin bilgilerle de verip tüm o fotoğrafa ilişkin çıkardığın sonuç nedir, değerlendirmeyi öyle alalım. Dolayısıyla diyorum ki şu MYK toplantısından başlasak işe. Bugünkü CHP MYK toplantısındaki Özgür Özel katılmadı. Gökhan Günaydın katılmak istediğini belirtmiş, toplantının ertelenmesini istemişti, olmadı ama yetişemedi, toplantıya katılmadı. Bugünkü o toplantıda ne konuşuldu, nasıl bir tavır ortaya çıktı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun video ile ilgili ne dediğini biliyor muyuz? Evet Senem, şunu söylemek lazım. Şimdi aslında iki toplantı var bugün. MYK toplantısı var. Bir de MYK üyelerinin resmi olmayan genel başkanlığı yaptıkları bir toplantı var. Resmi toplantıya geçilmeden önce genel başkanın makamında genel başkan yardımcıları bir değerlendirme yaptılar genel başkanla birlikte. İşte bu değerlendirme toplantısında Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın görevlilerinin istifa etmesi gerektiğini ifade ettiler Sayın Kılıçdaroğlu'na. Nedeni de şu: daha henüz yeni Kemal Bey tarafından aday gösterildi bu iki isim ve meclis grubu tarafından seçildiler. Sayın Özgür Özel mecliste Sayın Kılıçdaroğlu'nu temsil ediyor grup başkanı olarak. Dolayısıyla hem grup başkanlığı koltuğunda oturup hem de Kılıçdaroğlu'na karşı bir toplantıya aktif olarak katılmak siyasi etiğe uygun değildir. Eğer bir kurultay yarışına girmek istiyorlarsa bu makamları boşaltıp girmelidirler diye bir görüş bildirildi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu görüşlere özel bir yorum yapmadığı, parti içi sorunların kamuoyuna açık bir şekilde tartışılmasının doğru olmayacağını, partiye zarar vereceğini söylediği ifade edildi. Ancak genel merkezden benim ulaştığım kulislere göre genel merkezde bir istifa beklentisi var. Kendilerine bir MYK kararı olarak bildirilmiş veya genel başkan daveti olarak bildirilmiş bir karar yok, ama bu durumda Sayın Faik Öztürk'ün yaptığı açıklama dikkate alındığında bu aslında istifaya davettir diyorlar. Çünkü Sayın Faik Öztürk bu toplantıdan haberleri olmadığını, parti hiyerarşisine, partinin kurumsal yapısına ve geleneklerine uygun olmadığını ve tasvip de etmediklerini söyledi. Dolayısıyla bu toplantıya tabii resmi görev taşımayanlar katılabilir, bir sıkıntı yok, ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu mecliste temsil eden Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın katılmış olması ve bu katılımdan Sayın Genel Başkan'ın bilgisinin olmaması bir siyasi etik sorunudur deniliyor. Şimdi bir istifa eğilimi Sayın Gökhan Günaydın'da ve Özgür Özel'de yok. Sayın Özgür Özel de bunu zaten beyan etti. Evet. Bu durumda ne olabilir sorusunda ise genel merkezden benim aldığım yanıt şu: yani bizim yönetmeliğimize, tüzüğümüze göre Sayın Özgür Özel'i ve Sayın Gökhan Günaydın'ı Sayın Genel Başkan'ın tavsiyesiyle, önerisiyle mecliste milletvekillerimiz seçtiler. Meclisteki milletvekillerimiz isterlerse bir güvensizlik oyu önergesi verip kapalı bir oturum yaparak, güvensizlik oyu vererek bu iki ismi görevlerinden almış olabilirler. Böyle bir yöntemden de söz ediliyor. Henüz bu yöntem konusunda da harekete geçirmiş değil, ama benim aldığım bilgilere göre bugün özellikle yeni seçilen milletvekillerinin büyük çoğunluğu genel merkeze bu yönde de görüş bildirmiş durumdalar. Onları biz Sayın Kılıçdaroğlu tavsiye ettiği için seçtik, ama böyle bir faaliyet içerisinde olduklarını bilmiyorduk. Madem hem onun tavsiyesiyle seçilmiş olmaları, koltuklara oturmuş olmaları bir yanda duruyor, diğer yandan Sayın Kılıçdaroğlu'na aykırı bir faaliyette, karşı bir faaliyette bulunuyorlarsa bu görevlerden ayrılmaları gerekir. Evet. Ayrılmıyorlarsa biz güvensizlik oyuyla düşürelim gibi bir öneri de genel merkeze ulaştırdığını özellikle... Milletvekillerinde ağırlıklı eğilim bu yönde yani. Yani yeni milletvekillerinde çok ağırlıklı. İlk defa seçilen Sayın Kılıçdaroğlu listeye koydu. Hepsini Sayın Kılıçdaroğlu listeye koydu da özellikle yeni seçilenlerde böyle bir eğilim var. Keza diğer grup başkan vekillerinden de o yönde eğilimler alındığı ifade edildi. Bunun tabii uygulamaya konulması zannediyorum önce bir süre beklenecek. Kendileri istifa ederler mi etmezler mi diye, sonra belki gündeme gelebilir. Veya gelmeyebilir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun takdirinde kalacağı belli. Ama şunu anımsatıyorlar benim konuştuklarım. Bundan bir süre önce Sayın Özgür Özel ben genel başkanlığa aday olabilirim diye bir açıklama yapmıştı. Arkasından Sayın Kılıçdaroğlu onu davet edip bir görüşme yapmıştı. Ve Sayın Özgür Özel demişti ki biz çok yapıcı bir konuşma yaptık. Ben henüz adaylığımı açıklamadım, olasılıktan bahsettim diye bir geri adım atışı olmuştu. O görüşmede
Sayın Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e elbette aday olmanız demokratik hakkınızdır. Ama aday olacaksanız grup başkanının ayrılmanız gerekir dediğini anımsattılar bugün. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aynı tutumunda olduğunu, eğer Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ın bir parti içi mücadelede aday ve aday olacakların arkasında duracaklarsa resmi görevlerini bırakmaları gerektiği görüşü hakim. Bunu söyleyebiliriz Senem. Peki. Şimdi böyle bir beklentiye girmiş durumda CHP. Bakalım Sayın Özgür Özel ve Günaydın ne yapacaklar şeklinde. Şimdi Gazete Duvar muhabiri Serkan Alan da bir süredir ekranda görüyorsunuz zaten. Serkan Alan merhaba. Merhaba. Şimdi CHP'de ne olup bittiğini, kulisleri Serkan Alan'dan almaya devam edelim. Şimdi az önce Fikret abi aslında iki ayrı toplantı, bir resmi bir gayri resmi toplantı. MYK'dan önce genel başkan ve yardımcılarının değil mi katıldığı bir toplantı olduğunu söyledi. Ve asıl orada Gökhan Günaydın'la Özgür Özel'in aslında istifa etmeleri gerektiğine yönelik bir görüşün beyan edildiğini. Çünkü Özgür Özel'in açıklamasına baktığımızda MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Aldığım bilgi bu yönde şeklinde bir ifade vardı. Demek ki MYK toplantısında konuşulmadı ama öncesindeki bu toplantıda böyle bir eğilim sunuldu. Bugün Gazete Duvar'daki kulis yazısında da aslında bu istifaların istendiğine yönelik senin haberde de bir bilgi vardı Serkan Alan. Ama bunun detaylarını lütfen sen aktar bize. Az önce Fikret abi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanın özel bir yorumda bulunmadığını belirtti. Senin ulaştığın kaynaklar bugüne dair, MYK toplantısına dair, öncesine sonrasına dair neler anlattı? Tekrardan iyi yayınlar herkese. CHP aslında seçimlerden sonra en hareketli gününü bugün yaşadı. Normal şartlarda biraz daha yazın, sakin bir tempoyla kongreye doğru bir hazırlığın yaşanması bekliyordu. Değişim taleplerini bu zamana kadar hep kayda geçmiştik. Fakat özellikle İmamoğlu kanadından bir site geçtiğimiz haftalarda açılmıştı. Fakat devamında buna dair bir adım gelmemişti ki bu sabah saatlerinde, aslında akşam saatlerinde yayınlandı. Fakat sabah saatlerindeki video ile birlikte CHP Faik Öztürk'ün de bugün aslında basın açıklaması yaptığı sırada değindiği gibi en kalabalık gününü yaşadı. Basın mensupları açısından da bu durum böyleydi. Özellikle toplantının bu kadar kısa sürmesini oradaki gazeteciler de beklemiyorlardı. Sayın Bile biraz önce bahsetti iki farklı toplantı diye. CHP'li kurmaylar bunu ifade ediyorlar ama iki farklı bir toplantı gibi dile getirmiyorlar. Bunun sebebi de aslında şu: MYK'da resmi bir gündemle söz konusu durum, konu gündeme gelmemiş olabilir ya da herhangi bir oylama gibi bir durum söz konusu olmamış olabilir ama öncesindeki görüşmedeki katılan Kılıçdaroğlu'yla yapılan görüşmedeki tüm isimler MYK'da yer alan isimler. Burada hem aynı zamanda toplantıda bunun gündeme gelmemiş olması, bir bakıma bu zamana kadar değindiğimiz bu haberlerde de bu böyle söz konusu MYK'daki isimlerin iki ismin istifasını talep etmediği anlamına gelmiyor. MYK üyelerindeki huzursuzluk ya da rahatsızlık söz konusu videoya dair MYK toplantısından önce Kılıçdaroğlu'na ifade edilmiş. Kılıçdaroğlu'nun tepkisinin nasıl olduğunu da yine MYK'lı üst düzey yöneticilere sorduk. Kabul edilemez olduğunu ifade ettiler. Kılıçdaroğlu'nun videoya dair yorumu bu. Özellikle sabah saatlerinde, çok erken bir saatte Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videoyu izlediğini bize aktardılar. Yine CHP'li kurmaylar tarafından bu videonun izletildiği belirtildi. Öncesinde böyle bir videonun izlenip izlenmediği tartışması da yine yapılıyordu. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu görüşmede MYK, resmi MYK toplantısının öncesinde MYK üyeleriyle yapılan görüşmede kabul edilemez olarak ifade ettiğini yine kurmaylar aktardılar. Burada bir diğer aslında uyarı da yine Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına geliyor. Bunun parti içerisinde bir tartışma olduğunu Kılıçdaroğlu kurmaylarına ifade ediyor. Özellikle kamuoyunda söz konusu durumun çok fazla konuşulmaması yönünde bir telkinin olduğu ifade ediliyor. Bu telkin de aslında MYK üyelerinin Özel ve Günaydın'ın istifa etmesi gibi bir yüksek bir perdeden talebinde biraz daha sönümlenmeye neden olduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu telkininin aslında çok fazla önümüzdeki günlerde bu konunun CHP'nin şu anki mevcut A takımında dile getirilmeyeceğine dair de bir öngörü söz konusu. Tabii bu MYK'ya geçiliyor fakat MYK'da daha gündeme dair yaklaşık 45 dakika süren bir toplantı bu. Burada da planlanan bir maddeler üzerine görüşülüyor. Özellikle yine CHP'nin yeni A takımı görevden almalarla ilgili tepki çekmişti.
bazı il başkanları görevden alınmıştı ve yenilerinin alınacağı ifade edilmişti. Ki aslında bugün o sızdığı ifade edilen toplantıda ara cümlelerde bu değiniliyor. Bazı yerlerden görevden almaları dair huzursuzluk ya da olumsuzluk ifade ediliyor o söz konusu videoda da. Buna dair itirazların genel merkeze iletilmediğini belirtiyorlar. Aslında bugünkü MYK'nın resmi gündeminde bir başlıkta buydu. Yeni atamalar yapıldı. Van'a, Hakkari'ye ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine yeni başkanlar atandı. Özellikle ekonomi alanında yeni ortaya çıkan bu olumsuz durumla birlikte CHP'nin sahada atacağı adımlar da yine bu MYK gündeminde konuşuldu. Biraz daha resmi partinin geçmişini